Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu videomda Reiki soruları ve yanıtlarına yer vereceğim. Baya bir soru gelmiş. Bunlar için zaman bulamamıştım. İnşallah bugünlerde bunları yanıtlamış olacağım. Şimdi ilk soruyla başlayayım. Şöyle bir soru gelmiş. İlk önce soruyu okuyayım, sonra yorumunu yapayım. Bunların hepsi Reiki ile alakalı sorular. Sadece şans Reiki'si ile ilgili bir şey sormak istiyorum. İlk 43 gün özellikle 1 saat aktif olarak çalışın demişsiniz ve ayrıca her dileğimiz için ayrı ayrı çalışmamız lazımmış. O yüzden o 1 saati yarım saat yarım saat şeklinde iki farklı dileğim için aktif edebilir miyim? Yoksa 1 saat boyunca sadece bir tane dileğime mi enerji göndermeliyim? Teşekkür ederim demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık enerjiler daha yoğun, her portalda enerjiler daha çok açıldığı için aslında her uyumlamaya 1 saat çalışmamız mümkün değil. Nasıl yapabilirsin biliyor musun? Her ne kadar mükemmeliyetçi olsak da günde 10 dakika, 15 dakika gayet yeterli. Nasıl? Şimdi bir uyumlama aldın. Sen 15 dakikayı kafanda sabit tut. Bir pazar günü olur, tatil olur, bayram olur, seyran olur, işe gitmezsin o gün, bir şey olur. Uygunsundur. Daha fazla çalışırsın ama 15 dakikayı fixle kafanda sabitle. Tamam mı? Aktif çalışmak için. Bunun dışında hani bir saat çalışmak çok günümüzde kolay bir şey değil. O yüzden zaten hani dosyalar yıllar önce yazılmış şeyler. O zamanın enerji alanıyla şu anki enerji akması da aynı değil. Anlatabiliyorum sanırım, değil mi? O yüzden 15 dakika çalışsak yeterli. İki farklı dileğim için aktif edebilir miyim demişsin. 10 farklı dileğin için de aktif edebilirsin. Hatta daha fazla dileğin için de aktif edebilirsin. Hiçbir problem olmaz. Gayet de güzel çalışabilirsin. Hatta ben şans reiki'sinde şöyle bir şey yapıyordum. Kısaca söyleyeyim. Belki bununla ilgili ayrı bir video yaparım. Bu soru şans reiki'si ile ilgili geldiği için soruyorum. Söylüyorum. Hani bir kağıda olmasını sağlığım, işim, param, ondan sonra hayatımda olmasını istediğim her şeyi yazıyordum ve kağıda yazıyorum. Kağıdı iki elimin avucuma alıyorum ve avucuma aldığımda şans reikisini aktif ediyorum. Ve böylece işime, ondan sonra hayatıma, belki sevdiklerime, kendime, istediğim bir şey varsa, sınav varsa, geçmem gereken bir yer varsa o da olabilir. Ona aynı anda da böylece şans reiksiyle geleceğe de şifa yollayabilir misin? Evet. Geleceğini de açabilir misin? Evet. Ne kadar güzel bir yöntem söyledim, değil mi? Bununla ilgili baya bir soru gelecektir diye düşünüyorum. Bu kadar kolay bir şey. Çok böyle ayrıntılandırmana gerek yok. Hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. Başka bir soru şöyle. Hocam beni Andromeda bilinçaltı temizleme uyumlamasına uyumlamıştınız. Tamam. Ancak akabinde ben 21 günlük çalışmayı birer saat olarak her gün tamamlayamadım. Şu an uyumlamanın üzerinden henüz 21 gün geçmedi. 13 veya 14. gündeyiz. Ancak şöyle bir durum oldu. Ben akşam saatlerinde çok geç geldiğim için çalışmayı akşam saatlerine bırakmıştım. Ve bu akşam saatlerinde hiç beklemediğim aksaklıklar, kız kardeşime gitmek zorunda kalmam, misafir beklemem, neden misafirin gelmesi nedeniyle çalışamadım. Tam bir saat değil de yarım saat ya da 15 dakikalık çalışmalarım oldu bu zamanlarda. Ancak önümüzdeki bir ay boyunca yine birer saat aktif çalışacağım ve bunu bir aya tamamlayacağım. Acaba 21 günlük aktif çalışmayı hemen uyumlamanın ertesi gününden itibaren aralıksız tamamlamamak, arada 15-30 dakikalık çalıştığımız günler olup sonrasında yine 21 gün birer saat çalışarak devam ettirmek uyumlamanın üzerime oturmasına ve şifalanmama engel olur mu? Aslında iki soru birbirine çok benziyor. Hatta benzer. Aynı kişi sormuş gibi. Demek ki bunları birçok kişi düşünüyor. Ne demek istiyor? Bir saat çalışamadım. 21 gün bir saat çalışamadığım için bir problem olur mu? Olmaz. 15 dakikayı fixleyeceğiz. Rahat olduğumuzda, izinli olduğumuzda, tatil olduğumuzda daha fazla çalışacağız. Tamam. Kafanla bunu dert etme. Rahat ol. Ve güzellikler benimle olacak diye, güzellikler seninle olsun. Daha rahat ol. 15 dakikayı kafanla fixle. Böylece daha rahat olursun. Ama mesela bir tatil olur, seyran olur dediğim gibi. O zamanlarda daha fazla çalışırsın. Tamam mı? Kocaman sevgilerimi sunuyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.